danışıklı dövüş mü, İsrail ve ABD'nin İran planı? Son dönemde Biden'ın İran'ın nükleer tesislerine yönelik olası bir İsrail saldırısını desteklemediği yönündeki açıklamaları dikkat çekiyor. Ancak bazı uzmanlar bunun yalnızca bir diplomatik tiyatro olduğunu öne sürüyor. Peki ABD ve İsrail arasında perde arkasında bir danışıklı dövüş mü var? İddiaya göre İsrail ve ABD aslında İran'a yönelik bir saldırı konusunda gizli bir anlaşmaya vardılar. Biden yönetimi diplomatik yolları zorlayan bir görüntü veriyor. Bu strateji İsrail'in askeri hamle yaparken uluslararası tepkileri yumuşatmasını sağlıyor. Biden bu saldırıyı resmi olarak desteklemiyor gibi görünerek ABD'nin uluslararası arenada tepki almasını engelliyor. Ama perde arkasında İsrail'in İran'ın nükleer tesislerini hedef almasını aslında göz yumuluyor olabilir. Böylece iki ülke danışıklı bir dövüş ile stratejik kazanç sağlamayı hedefliyor. Eğer bu teori doğruysa, İsrail saldırıyı gerçekleştirip İran'ın nükleer programına darbe vurduğunda ABD durumu şaşkınlıkla karşılamış gibi görünecek. Ancak aslında bu hareketin arkasındaki gizli ortak olarak perde arkasında rol oynayacak. Böyle bir saldırı bölgedeki dengeleri değiştirebilir ve İran'ın nükleer programına büyük bir darbe vurabilir. Sonuçta İsrail ve ABD danışıklı dövüşle bu tehlikeli oyunu kazanabilir mi? Yoksa bu yalnızca bir komplo teorisi mi? Gerçekler mi yoksa spekülasyonlar mı? Bunu zaman gösterecek.